Merhaba, ben İbrahim. Size 1989 yılının kış ayında başımızdan geçen bir olayı üzüntü içinde anlatmak istiyorum. O zamanlar 30 yaşındaydım. Antalya'nın merkezinde değil, bir ilçesinde ikamet ediyorduk. Köyümüzse ilçeye 20-25 kilometre uzaklıkta şirin bir köydü. Bir kış günü köyümüze gittim. Akşam köy kahvesinde çok samimi olduğum arkadaşım Yusuf'la oturuyor, çay içiyorduk. Kahve akşamın ilk saatlerinde tıklım tıklım doluydu. Kimisi masalarda kağıt oynuyor, kimisi siyaset hakkında tartışıyor, kimisi ise sus pus olmuş, radyonun son ayarda açılmış sesiyle haberleri dinliyordu. Onca gürültüye rağmen Yusuf'la biz fısır fısır konuşuyorduk. Geçen zamanın hiç farkında değildik. Bir de baktık ki kahvede sadece biz varız. Bir de Yusuf'un çok samimi olduğu, yaşça bizden 10 yaş kadar büyük Murat adındaki kahveci vardı. O da dışarı çıkmak üzereydi. Bize, "Çocuklar, siz oturun. Bakkal kapanmadıysa ben bir çay alıp geleceğim," dedi. Kahveci gittikten sonra Yusuf sanki etrafta birileri varmış da birileri bizi duyacakmış gibi kulağıma eğilerek "İbo, yarın ya da bir gün müsait olur musun?" diye sordu. Ben de ona "Dostum, ben bu hafta her gün müsaitim. Ne oldu ki?" dedim. "Seninle yukarıda bir dağa gideceğiz." "Yaban keçisi mi?" "Hayır, o değil. Domuz avına." "Allah'ın dağında hayvanların kimlere zarar olur ki?" "Dedemin orada arazisi var. Yeni satın almış. 3-4 ay önce ceviz, kiraz, elma fidanları dikmiş. Hayvanlar hepsini çiğnemiş. Onun için gideceğiz," dedi. Ben "Avdan anlamam Yusuf," dedim. "Olsun. Bir kişi bir kişidir. Sen silah kullanmasan da olur. Hayvanların yönünü değiştirsen yeter. Kaç kişi gideceğiz?" diye sordum. "Bir kişi daha olsa ekip tamamlanır. Fazla kişi gitmeye gerek yok. Kalabalık bir kafile geçen bir yere gitmişler. Biri yanlışlıkla arkadaşını omuzundan vurmuş. Karda kışta biz de aynı hataya düşebiliriz. Yani bir kişi daha oldu mu ekip tamamdır." "Tamam, gidelim madem. Hem biraz aksiyon yaşarız," dedim. Tam bu sırada Murat abi elindeki çay paketiyle içeriye girdi. Biraz önceki konuşmaların son bölümünü duymuş olmalıydı. "Yusuf, hayırdır? Ne aksiyonu yaşayacaksınız?" diye sordu. "Hele sen bize bir çay demle, konuşuruz," dedi Yusuf. 5 dakika sonra abi yanımıza sandalyasını çekti ve oturdu. Yusuf kısaca anlattıktan sonra abiye bir dağı sordu. Çünkü oraları tam bilmiyordu. Dedesi tarlayı Mart ayında almış. Oralara gitmek nasip olmamış. Murat abi yıllar önce oralara birkaç defa gitmiş. Anlattığına göre bayağı uzak ve çok tenha bir yermiş. Dağların soğukları çok fenaymış. Benim kafamı kurcalayan Yusuf'un dedesinin neden uzakta bir yerde o tarlayı satın aldığıydı. Cevabını da öğrendim. Daha önce orası 5-6 haneli dağınık bir yerleşim yeriymiş. Fakat zamanla oradakiler birer birer terk etmişler. Şimdi ise bomboşmuş. Zannedersem dede de orayı babasının payından düşen parça parça arazinin bir bütün halinde olması için satın almış. Niye ceviz, kiraz, elma ağaçları dikti diye sorarsanız dede ileri görüşlü birisiymiş. Şimdi yani 2020'de oralarda bir sürü ev var. Dedenin yeri çok değerlendi. Yusuf anlatmasını bitiren abiye "Sen de bizimle gelsene. Kahveyi kapatmak zorunda olacağın için dedem bunu fazlasıyla karşılar," dedi. Ardından şakayla "Her kişi başı için deden sana 1 kiloluk çaylardan verir," diye ekledi. Abi Yusuf'un bu teklifine bozulur gibi oldu. "Olur mu öyle şey arkadaşım? Bizde para böyle su durumlar için geçerli değildir. Kahvenin kapanmasına gelince benim kayınbirader
3-5 gün idare eder dedi. Çaylarımızı içerken avın detaylarını konuştuk. Ne zaman, hangi araçla gideceğimizi, kaç gün kalacağımızı, hangi gün gideceğimizi hepsini masaya yatırdık. Bugün günlerden perşembeydi. Cumartesi kahvaltıdan sonra Yusuf'un temin ettiği dağ arabasıyla yola çıkacak, kaç gün kalacağımızsa duruma göre değişecekti. Cumartesi günü kahvaltı sonrası tüm hazırlığımızı yaptık. Onlar kendilerine birer çifte kırma, bana da bir tane hafif bir silah ayarlamışlardı. Yine iki tane de otomatik silah ve bir tane de dürbünlü silah koymuştuk araca. Güneşli bir günde öğleye doğru yola çıktık. Biz yolculuğa çıktıktan 2 saat sonra dağların zirvesinde hafif hafif kar atıyordu. Yusuf rampalarda kara yakalanmamak için gaza basarken abi de eliyle uzak noktaları gösteriyor. Bak, biz şurada tavşan avına gittik. Burada harman kaldırdık. Şurada domuz vurduk diye gösteriyordu. Bir tepeyi çıktıktan sonra abi yine eliyle işaret ederek "Bakın çocuklar, varacağımız yer şu karşıdaki dağ" dedi. Arazinin bozuk, yolun kaygan ve mesafenin de uzak olmasından oraya ancak akşam saatlerinde varabilmiştik. Varır varmaz hemen çadırları kurmak için hazırlık yaptık. Meydana büyükçe bir ateş yaktık. Yemek yerken abi anlatıyor, biz dinliyorduk. Tüccarın biri yıllar önce buraya hayvan satın almaya geliyormuş. Hayvanlarını aldığı adamın kızına gönlünü kaptırmış. Önce niyetini babasına söylemiş. Baba pek hoşnut olmamış. Yine de kızıma sor demiş. Kız adamı reddetmiş. Adam kurban bayramı öncesi yine hayvan almaya gelmiş. Bu sefer kızın babası kapıyı bile açmamış. Adam bir yerde kulübe yapmış, oradan gözetlemeye başlamış. Kız hayvanları yamaçlara otlatmaya gitmiş. Bu da peşinden gitmiş. Seni almadan bir yere gitmem demiş. Kız bağırmış, adam kulübesine kaçmış. Ama çok sinirlenmiş. Silahla karşı yamaçtaki kızı hedef almış ve ateş etmiş. Kız uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Kızın babası bu olayı görmüş. Ne yaparım, ne ederim diye düşünmüş. Yüreği intikam ateşiyle doluymuş. Tüccarı takip etmeye başlamış. Onun ileride bir kulübesinin olduğunu anlamış. Sonra kızını aramış ama bulamamış. Baba o gece kulübenin etrafına ve içine büyü yapmış. Tüccar ertesi gece bağıra bağıra feci bir şekilde can vermiş. Abi devam ediyordu anlatmaya. Bilmiyorum arkadaşlar. Değişik değişik rivayetler var. Kimisi benim anlattığım gibi kıza vurgun olduğunu, karşılık alamayınca da onu öldürdüğünü, kimisi de bunun bir kaza olduğunu söylüyor. Ama asıl olaylar bundan sonra başlıyor. Çok tuhaf olaylar yaşanmış buralarda. Mesela domuz kılığında bir yaratık bu tepelere ava gelenlere musallat oluyormuş. Zaten buradaki insanlar da onun için terk etmiş buraları. Yusuf elindeki sigarasını ateşe atarken "Saçmalık bu" dedi. Murat abi ona "Ben de emin değilim Yusuf. Belki de gerçektir" dedi. Ben "Adam ne büyüsü yapmış abi?" diye sordum. Aldığım cevap karşısında tüylerim diken diken olmuştu. Abi gülerek "Herhalde domuz derisi büyüsü" dedi. Yusuf "Hadi canım sen de" diyerek bir sigara daha yaktı. Ben tekrar "Bu kulübeyi gören olmuş mu?" diye sordum. Arkadaşlar, dediğim gibi bu sadece bir rivayet. Birkaç kişi gördüğünü söyledi ama ne kadar gerçek bilemem dedi. İyice meraklanmıştım. Peki bu kız ya da varlık her neyse tepelerin zirvelerinde gözüküp onlara ne yapıyor diye sorunca Yusuf "Elinin körünü yapıyorlar" diye beni tersledi. Abi "İbo bunları düşünme.
hadi yatalım, geç oldu diyerek gecenin konusunu bu şekilde kapattı. Ertesi günü güzel bir havada ava çıktık. İlk önce dedenin arazisini gezdik. Gerçekten de hayvanlar burada tepinmiş, her yeri çiğnemişti. Yusuf hemen araca giderek otomatik silahı alıp geri döndü. Silah hırsla sarıldı. Abiye şu tarafa mı gidelim yoksa bu tarafa mı diye sordu. O da fark etmez, nasılsa her yeri dolaşacağız deyince hemen bulunduğumuz araziden aşağı indik. Abi dürbünle 5-10 dakika etrafı izledikten sonra bir sürü var, dereden karşı tarafa geçiyor ama çok uzaktalar dedi. Bunu duyan Yusuf kimseyi dinlemeden o tarafa doğru koştu. Sabaha doğru yağmış karın üzerinde 3-4 tane hayvan kara bir nokta halinde koştura koştura çalılıkların arasından geçiyordu. Yusuf saniyeler içinde otomatiğin içindeki mermileri bitirdi. Sonra yeniden doldurdu. Çalıların olduğu yere çıldırmış gibi rastgele ateş etmeye başladı. Murat abi onu kolundan tutarak ''Ne yapıyorsun sen? Bu şekilde av mı olur? Hayvanların hepsini ürküttün. Hadi hemen çadıra gidiyoruz. Bugün av bitti.'' diye bağırdı. Adam haklıydı. Yusuf da yaptığı hatasını fark etti. Çadırda yemeğimizi yedik. Güneş battıktan sonra dışarıya büyükçe bir ateş yaktık. Bir taraftan bizim ateşin, bir taraftan dolunayın ışığı, diğer taraftan da bu ışıkları yansıtan kar, zifiri karanlığı gündüz gibi yapmıştı. Mistik bir havanın büyüsüne kendini iyice kaptıran Yusuf, ''Abi, birazdan ava çıkalım mı?'' diye sordu. Abi de, ''Ama sakin olacaksın, söz mü?'' diye sordu. Yusuf'tan söz cevabını alınca, ''Haydi arkadaşlar, hazırlanalım o zaman.'' dedi. 10 dakika içinde hazırdık. Çadır bezinde yanımıza alarak sürüyü gördüğümüz yere doğru ilerledik. İlk tepeye inince çok sayıda bir hayvan sürüsü göz açıp kapayıncaya kadar hemen önümüzden karşı yamaca doğru fırladı. Ne olduğunu anlayamadık. Elimiz ayağımız tutulmuş, silahların tetiğine dokunamamıştık. Murat abi, ''Haydi peşlerinden gidelim. Kardaki izleri takip ederiz. Bunların ileride illaki sığınacak yeri olmalı.'' dedi. İzler tepenin yukarısındaki kayalıklarda kayboluyordu. O tepeyi karış karış dolaştık. Ağaçların arasına, çalılıkların içine, kayaların diplerine, her yere baktık. Az önceki sürü sanki yer yarılmıştı da içine girmişti. En sonunda mesafeyi çok açmamakla birlikte hepimiz ayrılmaya, farklı yönlere gitmeye karar verdik. Sürünün izine kim rastlarsa havaya iki el ateş edecek, diğerleri de o yöne gidecekti. Ben de ağaçların ve çalılıkların çok sık olduğu bir tepeye doğru yol aldım. 1 metre karın içinde yürümek çok zor oluyordu. Normalde 10 dakikamı almazdı. 1 saatin içinde ilk ağaçların oraya vardım. Gözlerim etrafta, elim tetikte, kulaklarım uzaktan gelecek silah seslerindeydi. Şimdiye kadar hiç duymadığım ne insan ne de hayvan sesine benzer bir ses duydum. Sanki birisi sur gibi bir şey üfürüyor, korkunç bir şeyi başlatıyordu. Bu korkunç sesle birlikte ağaçların üzerinde çığ başlamış, nereye kaçarsam o ağacın üzerinden üzerime çığ düşüyordu. O ağacın altındaki her neyse sanki arkamdan geliyor, iğrenç nefes alıp verişini duyuyor gibi oluyordum. Benim önüme doğru gölgesi neredeyse bir ağaç büyüklüğünde düşüyordu. Ne zaman arkamı çevirsem hiçbir şey görmüyor, o moralle hızlanır gibi oluyor, gölgeyi görünce yavaşlıyordum. Kendimi 1 saat sonra ağaçların hiç olmadığı, üzeri tamamen buzla örtülü bir göletin kenarına attım. Göletin ortasında endişeyle karşı tarafa bakan 2 karaltı gördüm. Yaklaşınca bunların Yusuf ve Murat abi olduğunu anladım.
İkisi de korkmuş vaziyetteydi. Murat abi elini sus işareti anlamında ağzına götürdü. Etraftan korkunç sesler geliyordu. Her iğrenç ses de tepelerin uçurumlarından göletin kenarlarına bir çığ düşüyordu. Dondurucu soğuğa maruz kalarak ne olduğunu bilmediğimiz bir şey tarafından kuşatılmıştık. Domuz muydu bunlar? Bir an dün geceki hikayeyi düşündüm. Kar tepelerinin yığınları arasında birbirimize iyice yaklaşmış, yumulmuştuk. Bir saatin ardından şiddetli bir tipinin başlamasıyla hava birden soğudu. Zannedersem derece sıfırın altında onu, hatta 15'i gösterirdi. Ne olursa olsun buradan çıkmalıydık. Yoksa donacaktık. Rastgele bir yöne doğru gitmeye çalıştık. Tipiden göz gözü görmüyordu. Aslında nereye gittiğimizi bilmiyorduk. 2 saatlik bir bocalamanın ardından uzakta belli belirsiz kulübeye benzer bir şey gördük. Ben yanımdakine, "O rivayetlerdeki kulübe olmasın sakın," diye mırıldandım. Yusuf, "Saçmalama İbo, elimiz ayağımız donmuş, sen hala neyin peşindesin?" diye çıkıştı. Abi, o sırada kuru bir ağaçtan yakacak bir şey topluyordu. Anlaşılan o da Yusuf gibi düşünüyordu. Ben silahları, Murat abiyle Yusuf ise ağaç parçalarını ellerine almış, neredeyse 1/3'üne kadar karla kaplı olan kulübenin yanına varmıştık. Kulübenin dışında bir tuhaflık gözümüze çarptı. Hani çinkodan damlayan suların hemen altındaki kar yığınını boydan boya yarması gibi. 10 santim genişliğindeki derin bir boşluk kulübenin etrafını sarmıştı. Asıl tuhaflık kokusundaydı. Yarık oluşan yerler iğrenç bir hayvan idrarı kokuyordu. Ben çok korkmuş, abi biraz endişelenmiş, Yusuf da dün geceden bu yana devam eden alaycılığını biraz olsun azaltmıştı. Ama içeriye girmek zorundaydık. İçeride kimi yerleri delik, boruları her an yerinden çıkacakmış gibi duran saçtan yapılmış bir soba gördük. Borularını sağlamlaştırdıktan sonra birimiz odunları içine atmaya, birimiz ateş yakmaya, birimiz de kulübenin duvarlarındaki delikleri kapatmaya çalıştık. Derin bir uykuya dalıncaya kadar herhangi bir anormallik yaşamadık. Gecenin ilerleyen saatlerinde yattığımız yerde kulakları sağır edici bir gürültüyle sallandık. Sobaya en yakın yerde ben yattığımdan üzerime sobanın isli ve sıcak borusu düştü. Ortalık duman içinde kalmış, bense acı içinde kıvranıyordum. Sağ bacağım yanmıştı. Ya biri ya da bir hayvan kulübeye vurmaya devam ediyordu. Abi onu bir adam sanarak, "Vurup durmasana be adam, her kimsen kapıyı açtım, gir içeri," diye bağırdı. Biraz önce mandalını çevirdiğimiz kapı, kulübenin tahta duvarlarının 3. sallanmasında kendiliğinden açıldı. Üçümüz de o korkuyla birbirimize sarılmış, kapıdan gözükecek şeye bakıyorduk. İnsan olmadığını üçümüz de biliyorduk. Aradan çok geçmedi. 5 dakika sonra kapı aralığında devasa bir öküz büyüklüğünde bir domuz gördük. Bizim birbirimize sıkıca sarılmamıza neden olan onun büyüklüğü değil, görünüşüydü. Hayvanın kafası yanmış, burnundan da ızgarada çevrilen etler gibi yağlar damlıyordu. Hayvanın ön ayaklarının bastığı yerde 2 tane kocaman çukur oluşmuştu. Çukurun etrafındaki kar yığınları ayakları görmemizi engelliyordu. Aramızda hala bunu normal düşünenler vardı. Yusuf haklı olabilirdi. Her şey ihtimal dahilindeydi çünkü. Saatler önce büyük bir ateş yakmıştık. Bu domuzda bodoslama o ateşin içine girmiş olabilirdi. Büyüklüğüne gelince biz yerde olduğumuzdan o kapı aralığındaki hayvan bize büyük görünmüş olabilirdi. Ta ki bir şeyi fark edene kadar. Hayvanın iç organları yoktu. Karnının altında bazı yerlerde kıllar olduğu gibi duruyordu. Yani oralar yanmamıştı.
Bunu fark edince üçümüz de çadır bezinin içine kapandık. Yusuf donup kalmış, bense bacağımın sızısını bir kenara bırakmış, olanlara anlam vermeye çalışıyordum. İçimizde en sakin kalan abi boruları dışarıya attı. Sonra yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Uyumuş kalmışız. Gece ayağım iyice kabarıp sızlasa da yanık yerimi kara sürmemek için dışarıya çıkmadım. Ama sabah ezanına doğru ortamızdaki kişi, yani hala şüphe duyan Yusuf, aramızda yoktu. Abiyle beraber kar izlerini takip ettik. Ay ışığının ve onu yerde yansıtan karın yardımıyla karşı tepede uçuruma doğru gitmekte olan iki karaltı gördük. Arkadaki Yusuf'tu. Yusuf'un boynuna kalın bir hayvan bağırsağı dolanmış, öndeki her neyse onu bağırsağın diğer ucuyla uçuruma sürüklüyordu. Ne kadar koştuk, ne kadar dua ettiysek de yetişemedik. Ezandan sonra Yusuf'u uçurumun ortasındaki bir ağacın sivri bir dalına batmış bir şekilde gördük. Ona hiç dokunmadan güç bela bir köydeki jandarma karakoluna vardık. Yusuf'u oradan bir afet ekibi indirdi. Bir hafta boyunca abi karakolda bekletildi. Ben de hastanede yatıyordum. Abiyle ikimiz çapraz sorgulamalarda birebir aynı ifadeyi, domuz avına gittiğimizi, başımıza gelenleri onların anlayacağı biçimde ayrı ayrı vermiştik. Yapılan incelemelerde bizim suçsuz olduğumuz anlaşılınca serbest kalmamıza karar verildi. Bizi kurtaranın ne olduğunu sorarsanız kulübeden çıkmamamız ya da ezana yakın kala çıkmamız ve abinin bol bol Kur'an okumasıydı. Rahmetli arkadaşımız merakına yenik düşmüştü. Şimdi aradan yıllar geçmiş, ne zaman karlı bir dağ görsem ya da sağ bacağıma baksam bu olayı düşünür, tüylerim diken diken olur. Murat abiyi sorarsanız bu olayla birlikte hızla yaşlandı. Zaten o olaydan sonra fazla yaşamadı. 2000 yılında kanser hastalığından vefat etti. Allah her ikisine de rahmet eylesin. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.